Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere aslında daha önce hiç eşi benzerini çekmemiş olduğum bir video ile karşınızdayım. Ve bu videoyu aslında çekme sebebim, yani ana sebeplerinden bir tanesi, yaşadığım çok güzel bir deneyimdi ve beni çok mutlu eden bu deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Ve aynı zamanda bir diğer önemli sebep ise kendimize ne kadar güvenmemiz gerektiğini ben bu deneyimle bir kez daha anladım ve bunu neden paylaşmayayım dedim. Yaşadığım güzel deneyimleri, bir şeyleri, bilgilerimi, vloglarla hayatımı, yani bir şeyleri burada paylaşmaya çalışıyorum ve dedim ki neden bu güzel eşsiz deneyimi de paylaşmayayım. Şimdi gelelim. Ne bu peki? Uluslararası bir projeye katıldım. Avrupa Okul Müzik Eğitimi Birliği'nin düzenlemiş olduğu bir uluslararası projeye katıldım. Yani aslında düzenlemiş oldukları bir konferans vardı. Bu sene 28.sini düzenledikleri bir konferans. 24-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşen bir konferanstı. Ve bu konferansın içerisinde de bir öğrenci forumu düzenlendi. Müzik öğretmeni adaylarının katılacağı bir öğrenci forumuydu bu. Avrupa ülkelerinden işte her ülkeden ya da katılmak isteyen işte her ülkeden bir kişinin temsilci olarak ülkesini temsilci olarak seçildiği bir projeydi bu. Bundan herhalde bir 2-3 ay öncesinde, yani birinci dönemde Kasım ayının sonu, Aralık ayının başları gibi özel öğretim yöntemleri dersimizdeydik. Ve dersimizin öğretmeni Profesör Doktor Sezen Özeke hocamız bizimle böyle bir proje olduğunu paylaştı. Eğer izliyorsan o da kocaman öpücükler buradan. Hani ve projeyi anlattı. Bu şekilde öğretmen adaylarının katılacağı bir proje olacak dedi. Aslında eğitim sistemlerinin, müzikle ilgili sistemlerin, işte öğretmenlikle ilgili durumların paylaşılacağı, tartışılacağı bir ortam, bir işte forum, bir öğrenci forumu, bir platform oluşturulacağı ve işte workshopların, konferansların olacağı bir etkinlik olduğunu söyledi. Ve hani bizim ülkemizden de bir kişinin, maksimum belki iki kişinin seçilebileceğini söylemişlerdi. Ama tabii ki bu Türkiye genelinde olan bir şey. Yani bizim okulumuza özel bir şey değildi. Her yere duyurulan bir projeydi. Bu yüzden bu beni birazcık korkutmuştu açıkçası. Duyduğumda katılmak çok istedim. Ama dedim hani başvurayım en azından. Ama sonra nasıl olacak? Hani kocaman Türkiye'den bir kişi olarak seçilmek hiç kolay bir şey değil diye düşündüm. Az kalsın vazgeçiyordum hatta. İşte başta söylediğim şey, işte şüphe etmek, özgüven olaylarından bahsediyorum. Burası da işte dediğim yer. Hani acaba katılmasam mı diye bir düşündüm. Çünkü son gün bize haber verildi. Başvuru yapacağımız son gün. Ve o gün içerisinde akşam 11'e kadar, ki işte öğlen falan haberim oldu. Akşam 11'e kadar İngilizce bir CV hazırlamam gerekiyordu. Eğer varsa, mümkünse dilimi gösterecek, yani dil seviyemi gösterecek bir belge hazırlamam gerekiyordu. Yani bir belge edinmem gerekiyordu ya da varsa işte. Buna ek olarak bir de verdikleri konu hakkında İngilizce bir yazı yazmam gerekiyordu. Verdikleri konu da music is what people do. Yani Türkçe'ye çevirecek olursam müzik insanların yaptığı şeydir gibi bir anlama geliyor. Yani bu aslında çok çok geniş de bir konu. Ben bunu duyduğumda da yani ne yazabilirim ki bunun hakkında diye düşündüm. Ama şöyle bir şey yazdım. Hani insan, neticede müzik insanların hayatının her yerinde. Profesyonel olarak yapan da var, hobi için yapan da var, farklı enstrümanlar çalan var. Bazıları sadece çalıyor, bazıları sadece söylüyor ya da sadece dinlemek bile olabilir. Neticede bir şekilde müzik hepimizin hayatının bir parçası. Ve bu konuyla ilgili işte insanoğlunun en başlangıcından beri müziği bir şekilde hayatının bir parçası haline getirdiğiyle ilgili bir yazı yazdım. Küçük bir paragraf gibi, bir sayfalık bir yazı gibi bir şey. Bunların hepsini gönderdim gece 11'e kadar. Başvuru buydu yani. Gerçekten az kalsın vazgeçiyordum. Ama bir yandan eğer gerçekten kabul edilirsem, seçilirsem, bana haber geldiğindeki o sevincimi, mutluluğumu hayal ederek başvuru yapacağım diye tutturdum. Ve aynı zamanda zaten diğer vloglardan, videolardan biliyorsunuz Zeynep'i. Zeynep'le konuşuyorduk ve Zeynep kesinlikle katılmam gerektiğini söyledi. O da çok destek oldu sağ olsun. Hani ne olacak ki, katıl. Hani seçilirsin ya da seçilmezsin ama sen başvurmuş ol dedi. Ve iyi ki de böyle demiş o da. Çünkü gerçekten onun da gazına geldim birazcık. Çünkü az kalsın gerçekten vazgeçiyordum. Sağ olsun Sezon Hoca da telefonla görüşmüştük. Hani nasıl yapacağım, nereye göndereceğim, nasıl olacak gibisinden bana bilgi verdi. Ve sağ olsun o da çok destekledi. Mutlaka işte başvurmam gerektiğini söyledi. Seçilsem de seçilmesem de. Ve ben başvurdum.
Bir sonraki gün bana bir telefon geldi. Doçent Doktor Nurtuğ Barışeri hocam bana bir telefon açtı. Şu anda işte projenin, bu birliğin yani IES'in İngilizce kısaltılmış IES ve IES'in Türkiye Ulusal Koordinatörü kendisi ve başvurumu aldığı ile ilgili beni aradı ve hani başvurumu aldığını, yazdığım yazıyı okuduğunu söyledi ve bana bir şans vermek istediklerini söylediler. Bu kadar çabuk gelişeceğini asla beklememiştim ve benim için inanılmaz inanılmaz heyecan verici bir andı. Yani gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Bir gün öncesinde bütün bir gün o yazdığım yazı, işte CV, bunların hepsini oluştururken hayal ettiğim o anı o gün yaşıyordum aslında, bir sonraki gün. Ve asla hani böyle bir şeyi beklemezdim. Hani en azından bir sonraki gün olacağını falan beklemezdim. Çok mutlu oldum. Tabii ki bu %100 seçildiğim ya da işte evet ben seçildim böyle bir şeyin ilanı değildi. Böyle bir şeyin haberi değildi. Ama neticede bana, hani benim başvurumun da gönderileceği, bana bir şans vermek istedikleriyle ilgili telefon almak tabii ki de beni çok mutlu etti. Daha sonrasında bu sene bu konferans Almanya'nın Freiburg kentinde gerçekleşti ve Almanya'ya gönderilecekti. Orada işte eğer gerçekten seçildiysem duruma göre Ocak ayı içerisinde bir kabul mektubu alacağımı söylemişlerdi bana. Çok heyecanlı, çok mutlu bir şekilde bunu bekliyordum. Oldum olmadı mı diye çok düşündüm gerçekten ama hani neticede başvurdum ve böyle bir telefon aldım. Biraz daha hani kendime güvenmeliyim, olacağına inanıyorum gibi bir fikirle Ocak ayını bekledim. Ocak ayı geldi ve Ocak ayının ilk haftasında bir mail aldım. Ve kabul edildiğimi, konferansa katılabileceğimi söylediler. O an yaşadığım hisleri anlatamam. Yani gerçekten kelimeler böyle, kelimelerin yetersiz kaldığı yer gerçekten. Çok mutlu oldum, çok heyecanlıydım. Benim için çok eşsiz bir deneyim olacağına emindim. Böyle fırsatlar her zaman insanın eline gelmiyor. Yani bu da bir gerçek. Sanırım 10 kere söyledim evet ama çok heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Daha sonrasında daha fazla bilgi için, yani projenin nasıl ilerleyeceği, nasıl çalışma yapacağız, ne zaman çalışacağız, bunlarla ilgili bilgileri bize bir sonraki mailimizde göndereceklerini söylediler. Ve daha sonrasında iki defa daha mail aldım ve bilgileri gönderdiler. İşte bu projeye katılacağımız Zoom linklerini gönderdiler. Hazırlık olarak ne yapmamız gerektiği, bunun gibi şeyler gönderdiler, bilgiler gönderdiler. Ve biz 17 Mart tarihinde tanışmak üzere bir buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'den tek başıma Türkiye temsilcisi olarak seçilerek bu öğrenci formuna katılmış bulundum. Ve 17 Mart tarihinde işte bir tanışma gerçekleştirdik. Ama bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Tanışmadan önce bize gönderdikleri bilgiler şu anda ekranda görebiliyorsunuz zaten. Tanışma salı güne denk geliyordu ve salı günü için yapılacak olan etkinlik diyeyim. Etkinliğin ne olacağını anlatıyor burada ve burada bir Padlet linki var, görüyorsunuz. Bu Padlet linkinden bir dünya haritasına gidiliyor. Bu dünya haritası üzerinde yaşadığınız şehri, okulunuzun olduğu şehri işaretleyip oraya kendinizi İngilizce tanıtan bir video yüklemeniz gerekiyor. Kendimi tanıtmanın dışında kendi ülkemden bir şarkı çalıyor olabilirim, söylüyor olabilirim. Yani bir performans, kısa, çok kısacık bir performans sunmam gerekiyordu. Ben de bundan bir ay önce, birkaç ay öncesinde yani de okuldaki sınıfımla bir kayıt yaptık. Kızılcıklar parçasının Poro için çok seslendirilmiş versiyonu seslendirmiştik ve bunun bir kaydını alıp YouTube'da paylaşmıştık zaten. Video kaydı falan da vardı. Çok güzel bir videoydu. Ben kendi videomu hazırladım. Daha sonrasında videomun sonuna performans olarak o videoyu ekledim. Birleştirip toplu bir video gönderdim. Hatta şimdi bu videoyu birazcık izletmek istiyorum size. I'm Piraye. I'm from Turkey and I'm living in Bursa. I'm a student at the music teaching department at Bursa Uludağ University. I'm also a music teacher and I love my job. I love sharing my knowledge with others and help them improve the skills. After graduation, I plan to continue my career and pursue a master's degree. I'm very happy to be involved in this line of the work. Açıklamalar kısmına kızılcıkların YouTube'da paylaşılmış olduğu videonun tamamının bulunduğu bir link de aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Oradan da eğer izlemek istiyorsanız ulaşabilirsiniz.
Bu şekilde bir video hazırladım ve 10 Mart tarihine kadar herkesin bu videoların hepsini oluşturmuş olması ve haritaya eklemiş olması gerekiyordu. Böylelikle buluşmadan önce birbirimizi bir tık tanımış oluyoruz aslında. Bu şekilde bir etkinlik düzenlendi. Ve bizim gönderdiğimiz videolardan da bir video yapmışlar. Aslında bunun bir amacı da buydu. İşte 17 Mart tarihinde buluştuk. Bir tanışma gerçekleştirdik. İşte bazı oyunlar falan oynadık. Tanışma oyunları gibi gibi. Bir sonraki hafta Salı günü, yani 23 Mart'ta bizim aslında çalışmalarımızın başlayacağı ilk gündü. Ve 2 gün çalışma düzenleyip bir sonraki günde de sunum olacaktı. Bu arada o hafta bütün ES'in konferans haftasıydı ve bütün bir hafta boyunca her gün yoğun bir şekilde workshopların, konferansların, sunumların, görüşmelerin, yemeklerin, kahve molalarının, böyle bir sürü şeyin bir arada yürütüldüğü çok yoğun, sıkı bir program yürütüldü. Bunun esnasında da işte biz kendi çalışmalarımızı yaptık ve Perşembe günü de bir sunum gerçekleştirdik. Salı günü işte bir araya gelerek bize hazırlamış oldukları videoyu izledikten sonra, bu tarz çalışmalar yaptıktan sonra, yanlış okumuyorsam Julien Knözer'in bir workshopuna katıldık. Bir Big Box workshopuydu. Bir saat kadar onunla tanıştık ve onunla bir çalışma gerçekleştirdik. Daha sonrasında da Salı gününü sunumumuz esnasında sunacağımız bir çalışmanın çalışmasıyla, çok garip bir cümle oldu biliyorum, çalışmanın çalışmasıyla sürdürdük. Bu sunum şuydu. Şimdi tabii ki online ortamda bir proje oluşturuluyor. Bir araya gelemiyoruz ve birlikte müzik yapamıyoruz. Ama online da olmaz mı fikri vardı ortada ve şöyle bir çalışma ayarlandı. Her öğrenci kendi istediği herhangi bir şeylerin, bir sürü şeyin ses kayıtlarını alacak. Bu ne olabilir? İşte doğa sesi olabilir, şehir sesleri olabilir, evden sesler olabilir, işte su sesi, ne bileyim diş fırçalarken bir ses, çatal bıçak sesleri, bir hayvanın sesi, sokakta trafik sesi gibi gibi. Ses kayıtları alacağız ve Dropbox'a yükleyecektik. Daha sonrasında bizi işte bu Salı günü yaptığımız çalışmada gruplara böldüler ve 3 grup vardı. 4-4-3 kişi olmak üzere 3 farklı grup vardı. Her grup kendine ait bir ses kaydı oluşturacaktı. Bu ses kaydında tabii ki de işte mesela bizim grubumuz 3 kişilik olan gruptaydı. Say hi. Üçümüzün de almış olduğu ses kayıtlarından derlediğimiz bir çalışma yapacaktık. Biz konu olarak sabah rutini konusunu seçtik ve sabah rutiniyle ilgili bir ses kaydı aldık. Yani bu şey gibi aynı. Sabah mesela kalkıyorsunuz, işte alarm sesi, tuvalete gidiyorum, dişimi fırçalıyorum, yüzümü yıkıyorum, kahvaltı hazırlıyorum, ediyorum, dışarı çıkıyorum, metroya biniyorum, bir yere gidiyorum gibi gibi. Bunların hepsine ses kayıtlarını aldığımız ve bir toplu olarak derlediğimiz bir ses kaydı oluşturduk. Evet, sürekli aynı kelimeleri kullandım biliyorum. Böyle bir kayıt oluşturduk. Bu yaptığımız çalışmayı da Perşembe günü gerçekleştireceğimiz sunumda sunduk aslında. Daha sonrasında Çarşamba günü Profesör Dr. Everett Bishop Boyle ile birlikte, yine ismini yanlış söylüyor olabilirim, onunla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Konferansın ana teması, yani Music is what people do ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik. Öncesinde kendisinin bize hazırlamış olduğu 36 dakikalık kendiyle yaptığı çok tatlı bir röportaj videosunu paylaştılar ve biz onu izledik. Daha sonrasında bir soru cevap kısmı oluştu ve yani müzik insanların yaptığı şeydir konusu, Music is what people do ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Ardından aslında bir sonraki gün yapacağımız sunumla ilgili olarak bir çalışma yaptık. Çünkü aslında bizim yapacağımız, gerçekleştireceğimiz sunum Music is what people do ile ilgiliydi. Ve biz de şöyle düşündük. 8 farklı ülkeden katılımcılar vardı. İşte Türkiye, İtalya, Almanya, İngiltere, Kıbrıs, Karadağ, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan. Ve bu 8 ülkenin de neticede alışkanlıkları, eğitim sisteminde elbette ki birçok farklılık vardı. Ve bunları birazcık tartışmak istedik. Ve müzik yapmayı durduran, bize zorluk çıkaran kendi ülkemizle ilgili olarak, sistemle ilgili olabilir, her şey değil, kendi gözümüzden bir eleştiri yapmamızı ve problemleri sıralamamızı istediler. Yani buna biz karar verdik aslında. Bu şekilde yapalım dedik. Bizi zorlayan şey nedir? İşte ben Türkiye için söyledim. İşte herkes kendi ülkesi için. Zorlayıcı etmenler bulduk ve daha sonrasında bunları nasıl çözebileceğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu, hayallerimiz var, neleri hayal ediyoruz, bunları nasıl yapabileceğimizle ilgili bir sunum gerçekleştirdik. Ve yani konferansın bizim için, yani öğrenci formu kısmı
bununla ilgiliydi. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bir sonraki gün içinde işte sabahtan kontrollerimizi yapıp Türkiye saatiyle 1.30'a denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki saat yani Central European Time'a göre 11.30 olmuş olması lazım. 11.30'a denk geliyordu. Bir sunum gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Çok uzun bir süre yani işte o bana kabul mektubu geldiğinden beri işte 2 ay kaldı, 1 ay kaldı, 1 hafta kaldı, yarın başlıyor derken bitti. Yani gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Bunu bir kez daha görmüş oldum. İnanılmaz bir deneyimdi. Ve online olmasına rağmen gerçekten Almanya'ya gitmiş kadar olduk diyebilirim. Ben bizim çalışmamız içerisinde en sevdiğim kısmı da söylemek istiyorum. Çarşamba günü Central European Time'a göre 1 yazıyor programda ama bizde işte 3'te gerçekleştirdiğimiz programda da şu anda görüyorsunuz Activity dediği bir kısım var. Aktivitede şunu yaptık. Almanya'dan katılan bir arkadaşımız vardı Lina. Lina bize 1 saatlik bir ses kaydı hazırlamıştı. Ve bize gruptan paylaşım yaptı bu ses kaydını. Bu ses kaydını daha önceden hazırlamış tahmin ettiğim kadarıyla ve Almanya'da geziyor. Gezerken bir sokakta bir yerlerde gezerken işte insanlar oturuyor işte şurada bir çocuk oynuyor işte şurada bir şey var. Etrafı anlatıyor yani betimliyor. Bu şekilde bir ses kaydı almıştı. Hatta bir arkadaşıyla karşılaşıyor, arkadaşı da konuşuyor falan bu tarz bir ses kaydı almış. Ve bizden şunu istediler o bir saat içerisinde. Kulaklığını tak. Ses kaydını aç, dışarı çık, kendin neredeysen artık, herkes farklı yerde zaten. Neredeysen işte orada gez. Kulağımda Almanya çalıyor ama ben Türkiye'deyim falan gibi bir şey. Ve yaşadığın yerden fotoğraflar çekerek bize gruptan paylaş. Herkes işte gördüğü şeyleri, sevdiği yerleri, dikkatini çeken şeyleri falan birbirine attı. Aslında hepimizin kulağında Almanya'dan bir ses kaydı var. Hep birlikte Almanya'da gibiyiz ama aynı zamanda her ülkeden de fotoğraflar görüyoruz falan gibi. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim öğrenci formu kısmındaki çalışmalarda en sevdiğim açıkçası kısım bu oldu. Gerçekten çok güzeldi. Ama tabii ki yaşadığım, edindiğim deneyimler inanılmazdı. Genel olarak şunu da söylemek istiyorum. Peki bana bu konferans ne kazandırdı? Farkındalık olarak ya da işte başka ülkelerden farklı olarak ne gördüm bizim ülkemizde olan, başka ülkelerde olmayan ya da tam tersi orada olup burada olmayan gibi. Açıkçası bence biraz daha yılın başından beri kendim için de söylediğim bir kısım olarak biraz daha kendimize güvenmemiz gerektiğini fark ettim. Neticede herkes çok değerli. Herkesin fikri çok değerli. Ama biz bence ülke olarak bunu birazcık çözemiyoruz mu diyeyim. Bunu biraz göz ardı ediyoruz. Herkesin, yani eminim hepimizde vardır ya da bilmiyorum olmayanlar da vardır evet ama işte şu ne der, bu ne der, işte ben şunu söylersem ne olur, işte şu fikrimi söylerim ya da işte şurada şunu söylerim, şunu yaparsam ne olur? Bunları hep çok düşünüyoruz bence. Bilmiyorum. Ben böyle gözlemliyorum. Müzik eğitimi alanında da bu böyle. Hani evet müzik eğitimi ya da işte müzik okuyan biri mesela düşünün. İlla eğitim okuması da gerekmiyor. İşte konservatuvar olabilir, güzel sanatlar lisesi olabilir, güzel sanatlar fakültesi olabilir. Her şey olabilir. Neticede bir şekilde çok değerli bir iş yapıyoruz. Bir enstrüman çalmak, ya bir şarkı söylemek, bir orkestranın, bir koronun parçası olmak. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler aslında. Bir yeteneğe sahipsiniz. Bir kendinize güvenmeniz gereken bir durum var aslında ortada. Ama bunu göz ardı ediyoruz bence. Ya da çok zor bir parça, çok sevdiğiniz, çok çalmak istediğiniz. Bunu da konferansta söylemiştim. Tamam, çalmak istiyorsunuz, harika. Ama belki de yeteri kadar kendinize güvenmiyorsunuz. Bunu ben de bazen yaşıyorum. Aslında düzen, temiz bir şekilde çalıştığınız müddetçe neden olmasın? Ama sanki çok zor, yapılamayacak bir şeymiş gibi bir algı oluşabiliyor bazen. Aslında yani ön yargılar diyebilirim. Belki öğretmenlerden ya da sistemden ya da bilmiyorum artık. Destek eksikliği de olabilir bu. Emin değilim ama bazı ön yargılarımız var, güven eksikliğimiz var bence. Ve ben bundan bahsettim konferansta da. Ama diğer ülkelere bakıyorum, böyle bir şey olmadığını görüyorum. Çünkü onlar şu durumu aşmış gibi. İşte evet, herkesin bir fikri var. Herkesin fikri değerlidir. Herkesin fikri kendisi için özeldir. Sen bir şey yapıyorsan, bir performans sergiliyorsan, bir şey anlatıyorsan bu elbette ki çok özel bir şeydir. Ve insanlar sana saygı duymak zorunda. Kimse kimseyi yani yargılamıyormuş gibi bir his hissettim. Ki elbette ki yargılayanlar da vardır. Bu çok
olağan bir şey. Ama yani bu konferansta bu konuda kendimi çok daha rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Ve bana en büyük getirilerinden bir tanesi bu oldu. Ve bir diğer şey de biz mesela Türkiye'de müzik eğitimi alanında herhangi bir okulda ya da işte herhangi bir bölümde okuyorsanız, genel olarak Türk Müziği Konservatuarı ya da Türk Müziği Bölümü gibi bir şey okumuyorsanız klasik müzik ağırlıklı bir eğitim alıyoruz. Ama neticede tabii ki müzik evrenseldir ama bence her bireyin öncelikle kendi müziğini de etkili bir şekilde yapabiliyor olması da gerekir aynı zamanda. Şimdi ben klasik müziği çok iyi yapıyor olayım. Ben kendi müziğimi yeterince iyi yapamadığım müddetçe onun, ya o da tabii ki çok güzel bir şey klasik müzik yapıyor olmak ama neticede kendi müziğimi yapamıyorum ama. Yani burada bir çelişen bir durum var. Ve bence bizim eğitim sistemimizde ya da okuldaki müfredatlarda da böyle bir sorun var. Peki istediğim şey işte klasik müzik dersleri kaldırılsın ya da azaltılsın. Türk müziği, işte kendi müziğimizin, etnik müziğimizin anlatıldığı derslerin sayısı çoğalsın. Bundan bahsetmiyorum. Dersin çokluğu azlığı değil, bence dersin etkililiği önemli olan şey. Çok fazla dersiniz de olabilir ama etkili bir iletişim kuramıyorsunuzdur, etkili bir müfredat yoktur, öğretmen etkili bilgi veremiyordur ya da bilmiyorum artık, her şey olabilir. Burada da konu çakışıyor aslında. Söylemek istediğim şey buydu aslında. Yani çok fazla kendi müziğimizi gördüğümüz ders olsun değil de daha etkili olabilir. Ya da daha küçük yaştan etkili, yine aynı şey söylüyorum, yararlı, faydalı bir müzik altyapısı oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde çözülebilir diye düşünüyorum. Bunu da paylaşmak istedim çünkü evet, hani tamam katıldın ama katıldın da ne oldu kısmını da birazcık sizle paylaşmak istemiş oldum. Tabii ki bir özgüven, bir kültür alışverişi benim için oldu. Ama aynı zamanda bu tarz farkındalıklarımın da oluştuğunu söyleyebilirim bu konferans sayesinde. Videoyu kapatmadan önce son bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, İlla hepimiz böyle şeyler yaşıyoruz. İlla işte bir proje olması da gerekmiyor. Bu proje olabilir, bir okul olabilir, hayatınızla ilgili sizin için önemli olan bir kararı almak olabilir. Her şey olabilir. Bence hepimizin hayatında neticede şüphe ettiğimiz şeyler illaki oluyor. Bu, evet, evet, bir hayatın gerçeği, bir parçası. Ama şüphe etmemek gerekiyormuş diyeyim. Tabii ki seçilemeyebilirdim. Başka biri de seçilebilirdi. Öyle ya da böyle başvurmuş olacaktım. Hem bu bence çok güzel bir şey ve eğer korktuğunuz, şüphe ettiğiniz bir şeyler varsa, denemekten özellikle korktuğunuz, cesaret edin. Şüphe etmeyin, şüphe etmeyin falan burada bağırıyormuş şüphe etmeyin diye. Ve bu arada bu sene öğrenci formunun 18.si düzenlendi. Konferansın yanlış hatırlamıyorsam 28.si düzenlenmiş ama öğrenci formunun 18.si her sene farklı bir ülkede gerçekleşiyor ve müzik öğretmenliği okuyan 4. sınıf öğrencilerinden seçiliyor. Türkiye genelinde olduğu için eğer siz de bir müzik öğretmenliği okuyorsanız ve mesela seneye 4. sınıf olacaksanız ya da işte birkaç sene sonra ne zamansa bence bir araştırın. Eğer seneye ne zaman olacak yine bilmiyorum ama herhalde bu zamanlarda oluyor. Bir araştırın, eğer katılmak istiyorsanız siz de bence başvurabilirsiniz. Bu projenin de aslında bilgisini vermiş oldum. Bu seneye özel bir şey değildi. 18 yıldır yapılıyormuş öğrenci formu kısmı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.